2022-2023 sezonuna Okan Buruk yönetiminde giren Galatasaray, kadroda çok ciddi bir kabuk değişimi yaşadı. 13 yeni futbolcuyu renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon yaşanan hayal kırıklığını unutturmak amacıyla çehresini tamamen değiştirdi. Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Leo Dubois, Abdülkerim Bardakçı, Fredrik Mitchell, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Dries Mertens, Mauro Icardi, Juan Mata, Matias Jon Jensen, Milot Rashica ve Yusuf Demir Galatasaray'ın yeni oyuncuları oldu. Transfer dönemi sona erdiğinde ise Marcao, Ömer Bayram, Omar, Aytaç Kara, Alparslan Öztürk ve Emre Akbaba bonservisleriyle Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Aleksandru Çıkıldağ'ı, Olimpiu Morutsan, Mustafa Muhammed ve Mbaye Diagne ise kiralık olarak sarı kırmızılı kulüpten ayrıldı. Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de sezonu Antalya deplasmanında başladı. Ağustos'un ilk haftasında termometrelerin 35 derecenin üzerini gösterdiği günlerde kırmızı beyazlı ekibe konuk olan Okan Buruk'un öğrencileri, Fernando Mustera'nın yıldızlaştığı maçta 3 puana duraklama dakikalarında ulaşmasını bildi. Uruguaylı file bekçisi bir penaltı kurtarırken, 89. dakikada oyuna dahil olan Bafétimbi Gomis, karşılaşmanın bitimine saniyeler kala gelişen kontra atakta usta bir vuruşla ağları havalandırmayı başardı. Tecrübeli forvet sarı kırmızılı ekibin 2022-2023 sezonundaki ilk golünü kaydederken, kulübeden gelip direkt skor katkısı koyan bir oyuncu olarak sarı kırmızılı camianın kendisine duyduğu güveni tazelemiş oldu. Gomis vuruyor! Sarı kırmızılılar adına ikinci haftada rakip bir tek sen Giresunspor'du. Sezonu deplasmanda açan Galatasaray için artık taraftarıyla buluşma vakti gelmişti. Tribünleri dolduran binlerce taraftar, Okan Buruk ve yeni transferlere yoğun ilgi gösterdi. Golsüz sona eren ilk yarının ardından, karşılaşmanın 77. dakikasında Abdülkerim Bardakçı'nın hatalı geri pasını değerlendiren Borja Sainz, konuk ekibi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Yeni transferler Mertens ve Torreira'nın ilk kez sarı kırmızılı formayı sırtına geçirdiği mücadelede skoru çevirmeyi başaramayan Galatasaray, sezonun ilk mağlubiyetini taraftarı karşısında yaşadı. Biteksen Giresunspor mağlubiyetini telafi etmek isteyen Galatasaray'da gözler bir sonraki hafta hangi kredi Ümraniye Spor maçına çevrildi? Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada taraftarın desteğini arkasına alan Galatasaray, tıpkı Antalya deplasmanında olduğu gibi, son dakikalara dek ağları havalandırmayı başaramadı. Ne var ki Galatasaray adına sezonun ilk maçındaki senaryo Atatürk Olimpiyat Stadında tekrarlanıyordu. Mücadelenin 78. dakikasında oyuna giren Gomis, 86. dakikada yaklaşık 25 metreden kaydettiği şık golle takımına 3 puanı kazandırmasını bildi. Bafétimbi Gomis! 86. dakika! Galatasaray 1-0 önde! Galatasaray'ın 4. haftada rakibi Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor oldu. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde binlerce bordo mavili taraftarın önüne çıkan sarı kırmızılılarda Dries Mertens ilk kez 11'de yer aldı. Net fırsatlar yakaladığı mücadelede rakip ağları havalandıramayan Galatasaray, kalesini de başarıyla savununca 90 dakika sonunda ortaya golsüz beraberlik çıktı. İlk 4 haftayı 7 puanla kapatan sarı kırmızılı ekip, taraftarına iç sahadaki ilk galibiyetini tattırma hedefiyle 5. haftada Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti. Tribünleri tam kapasite dolduran sarı kırmızılı taraftarlar, takımlarına olan güvenlerini gösteriyordu. Hareketli ve keyifli geçen mücadelenin ilk golü, Gaziantep Futbol Kulübü adına Sagal'dan geldi. Ancak sarı kırmızılar adına can simidi belliydi ve bu can simidinin adı da Bafétimbi Gomis'ti. İlk yarının son bölümünde ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu ağlarla buluşturan Gomis, sarı kırmızılar adına umutları yeşerten oyuncu oldu. Abdülkerim Bardakçı'nın 45. dakikada kırmızı kart görmesiyle ikinci yarı bir eksik oyuncuyla mücadele etmek zorunda kalan Galatasaray, Gomis'in bir de penaltı kaçırdığı mücadelede skoru bir türlü kendi lehine çevirmeyi başaramadı. Ta ki 90. dakikaya kadar. Rakip kale önünde kurduğu yoğun baskının sonucunu Kitsio'nun kendi kalesine attığı golle alan Galatasaray, 3 puan hanesine yazdırırken maç sonu taraftarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.
Transfer döneminin kapanmasının ardından sarı kırmızılı ekip adına ilk rakip Kasımpaşa oldu. Lacivert beyazlı ekibe konuk olan Okan Buruk'un öğrencileri Bahoke'nin golüyle 1-0 geriye düştü. Sezonun ilk bölümünde performansıyla büyük takdir toplayan Gomis, bu karşılaşmanın ilk yarısında da rakip fileleri bulmayı başarırken taraflar soyunma odasına bir birlik eşitlikle girdi. İkinci yarıda ise sahneye bu kez Kerem Aktürkoğlu çıktı. Haftalardır eleştiri alan milli futbolcu, birbirinden şık iki gol kaydederken takımını 3-1 öne geçirdi. Maçın son dakikalarında Sadık Çiftpınar'ın golüne engel olamayan Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrılıp üst üste ikinci galibiyetine imza attı. Gaziantep Futbol Kulübü ve Kasımpaşa galibiyetleriyle morallenen Galatasaray, Arabam.com Konyaspor maçıyla yakaladığı başarılı grafiği sürdürmeyi hedefliyordu. Henüz form grafiği istenen seviyede olmayan Mata'nın kadroda olmadığı Galatasaray'da, Icardi ise kulübede şans bekliyordu. Nef stadı bir kez daha tam kapasite dolarken sarı kırmızılı ekip henüz ilk dakikada öne geçmeyi başardı. Bir tek sen Giresunspor, Hangi Kredi Ümraniyespor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Kasımpaşa karşılaşmalarında şutları direkten dönen Sergio Oliveira, daha ilk dakika dolmadan gol perdesini açan isim oldu. Arabam.com Konyaspor, Andy Çekici ile harika bir gol bulup maça dengeyi getirirken devre 1-1'lik skorla sona erdi. İkinci yarıda kilidi açmakta zorlanan Galatasaray'da Mauro Icardi zamanı yaklaşıyordu. Arjantinli golcüsünü 62. dakikada oyuna dahil eden teknik direktör Okan Buruk, bu hamlesinin karşılığını 82. dakikada aldı. Leo Dubois'un ceza sahasına doğru gönderdiği topta rakip savunmayı zorlayan Icardi, konuk ekipten Calvo'nun kendi ağlarını havalandırmasına sebep oldu. Mücadele bu golle noktalanırken, sarı kırmızılı ekipte haftaya lider ve gol yemeden giren Arabam.com Konyaspor'u zor da olsa mağlup etmenin sevinci yaşanıyordu. Üst üste 3 maçından galibiyetle ayrılan, diğer bir deyişte ritmini bulan Galatasaray için kötü bir senaryo kapıdaydı. Takımları milli maçlar için verilecek ara bekliyordu. Sarı kırmızılı ekip momentumu bulup tam da hız kazanmışken oyuncular milli takımlarının yolunu tutuyordu. Geç bir araya gelmiş ve kabuk değiştiren takım birbirine tam da alıştı derken frene basmak zorunda kalıyordu. 15 günlük milli aranın ardından Galatasaray'ı zorlu bir deplasman bekliyordu. Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor Galatasaray'ı konuk edecekti. Ndiaye, Belhanda, Onyekuru ve Emre Akbaba gibi sarı kırmızılı ekibin eski oyuncularının bünyesinde barındıran lacivert mavili ekip, santrforsuz ama hareketli hücum oyuncularının başrolde olduğu ofans anlayışıyla sahaya çıkıyordu. Süper Lig'de çok alışık olmadığımız bir oyun tarzıyla 3 puanları hanesine yazdıran Adana Demirspor, Galatasaray'a da zorluk çıkarabilecek bir yapıdaydı. Karşılaşma öncesi Galatasaray kadrosunda dikkat çeken detay, Patrick Van Aanholt'un sol bek pozisyonundaki yerini Leo Dubois'a kaptırmasıydı. Fredrik Mitsjö'de ilk kez 11'de şans bulurken, Mauro Icardi sakatlığı sebebiyle kafilede yer almıyordu. Sarı kırmızılı ekip mücadelede rakip kaleyi daha çok yoklayan taraf oldu. 23 şutunun 5'inde isabet bulan Okan Buruk'un öğrencileri ne var ki gol bulmayı başaramadı. Galatasaray bu istatistikle son 8 sezonda gol atamadan en fazla şut çektiği karşılaşmayı tamamlamış oldu. Golsüz beraberlikle tamamlanan 90 dakikadan geriye kalanlardaysa Mertens'in topu boş kaleye yuvarlamak yerine direğe nişanlaması, Juan Mata'nın ilk kez Galatasaray formasıyla sahaya çıkması ve Adana Demirspor'un mücadelenin son 25 dakikasını bir kişi eksik oynamasıydı. Şimdi kırmızı kart çekti Stambouli. İkinci sarı kırmızı kart Adana Demirspor 10 kişi. 9. hafta Galatasaray'ın boş haftası oldu. Ritim bulmuşken milli maçlar için verilen araya giden, ardından iyi oynadığı Adana Demirspor karşılaşmasını 1 puanla geride bırakan sarı kırmızılı ekip, zorunlu bir ara daha vermek zorunda kalıyordu. Haftayı bay geçen sarı kırmızılılar, çalışmalarını Florya Metin Oktay tesislerinde sürdürecekti. Bay geçtiği haftada kendi arasında çalışıp hazırlık maçı yapmayan Galatasaray'ı 10. haftada bir deplasman karşılaşması daha bekliyordu. Okan Buruk'un öğrencilerinin rakibi bu kez Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Yukatel Kayserispor olacaktı. Ev sahibi ekip saha yayılışı ve yakaladığı fırsatlarla Galatasaray'ı oldukça zorluyordu.
Nitekim iki renktaş ekibi mücadelesinde ilk yarı Yukatel Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Gavranović ve Onur Bulut'un golleriyle skoru kendi lehine çeviren Yukatel Kayserispor, Galatasaray orta sahasını oldukça zorladı. Okan Buruk çareyi devrede 3 değişiklik yapmakta bulsa da Galatasaray adına işler yolunda gitmiyordu. Mertens, Mitro ve Yunus'u kenara alan Buruk, Barış Alper, Oliveira ve Raşit Say'ı sahaya sürse de arzuladığı baskıyı rakip kale önünde yaratamıyor ve sahadan puanlarla dönebilecek şansları yakalayamıyordu. Barış Alper Yılmaz'ın 86'da bulduğu golle mücadelede farkı 1'e indiren Galatasaray, 90 dakika sonunda sezonun ilk deplasman mağlubiyetini yaşıyordu. Ve Kayseri'de maç bitti. Kazanan Kayserispor. 10. hafta itibarıyla 6 maçını deplasmanda oynamış Galatasaray için artık İstanbul günleri başlayacaktı. Ve bu serüvende ilk rakip Korendon Alanyaspor oldu. Geçtiğimiz yılların aksine istikrarsız bir sezon geçiren turuncu yeşilli ekip, Farioli yönetiminde henüz galibiyet serisi yakalayamamış bir takım kimliği sergiliyordu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nev Stadyumundaki maça hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu. Taraftar desteğini arkasına alan sarı kırmızılar, rakip kaleyi adeta abluka altına almıştı. İlk 25 dakikada iki farklı skorla üstünlüğü ele geçiren Galatasaray'da Icardi ve Mertens birer gol kaydederken, Raşitsa ve Kerem Aktürkoğlu kanatlardan geliştirdikleri ataklarla hücumu verimli bir şekilde besliyordu. Ancak 31. dakikada Sasha Boye'in gördüğü kırmızı kart maçın havasını bir anda değiştirdi. Boye, Alanyasporlu Kande Yaş'a faul yaptığı esnada son adam olduğu gerekçesiyle oyun dışı kalırken, ilk yarının kalan dakikalarında Kerem Aktürkoğlu sağ bek pozisyonuna geçiyordu. İkinci yarıyla birlikte oyuna müdahalelerde bulunan Okan Buruk, Dubois'u orijinal yeri olan sağ bek pozisyonunda sahaya sürse de eksik kalan Galatasaray Alanyaspor ataklarına karşılık veremiyordu. Topla oynama yüzdesinde ve isabetli pas oranında rakibine üstünlük kuran konuk ekip, yapılan tüm oyuncu değişikliklerinden de maksimum verim alıyordu. Nitekim oyuna sonradan dahil olan isimlerden Belkoveç güzel bir frikik golüyle Muslera'yı avlarken, Alanyaspor son bölümde pozisyon üzerine pozisyon yakalıyordu. Yaklaşık bir saat boyunca bir kişi fazla oynayan Korendon Alanyaspor, aradığı ve kendisine puana getirecek golü 90. dakikada Ahmet Aslan'la buldu. 6 pasa gönderilen topa yaptığı dokunuşla mücadelenin skorunu 2-2'ye getiren Mısırlı futbolcu, turuncu yeşilli ekibin hanesine 1 puan yazdırıyordu. Galatasaray adına harika başlayan karşılaşma hiç istemediği bir sonla noktalanıyordu. Ve maç bitti değerli futbol severler. Galatasaray 2, Korendon Alanyaspor 2 maçın sonucu. Sarı kırmızılı camia adına karşılaşma sonrası oldukça hareketli geçti. Yönetimin hedefinde karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık ve video yardımcı hakem uygulaması vardı. Adaletli kararların verilmediğini savunan Galatasaraylı yöneticiler Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunuyordu. Milli maçlar için verilen aranın ardından oynadığı 3 maçtan da galibiyet çıkaramayan Galatasaray artık çıkış yolu arıyordu. Zirveyle puan farkının daha fazla açılmaması için ilk rakip Babakars Fatih Karagümrük oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada daha çok pozisyon bulan taraf Galatasaray olurken sarı kırmızılı ekip net fırsatları değerlendiremiyordu. Adnan Uğur'un 33. dakikada kırmızı kart görmesiyle sahaya bir kişi fazla dizilen Galatasaray, çerçeveyi bulsa da kaleci Viviano'yu aşmayı başaramıyordu. Kariyer gecelerinden birini geçiren İtalyan file bekçisi, 60. dakikaya dek sarı kırmızılı takımı golsüz tutmayı beceriyordu. Karşılaşmanın 11'inde sürpriz bir şekilde yer bulan Emre Taşdemir, Galatasaray adına zinciri kıran oyuncu oldu. Ceza sahası içinde önüne düşen topu ağlarla buluşturan tecrübeli sol bek, sezon başında hiç düşünülmediği sarı kırmızılı takıma ilk gol katkısını yapıyordu. Karşılaşmada skoru belirleyen gol ise Juan Mata'dan geldi. Mertens'in yerine oyuna girdikten 10 dakika sonra 85'te ağları havalandıran İspanyol Yıldız, Galatasaray formasıyla ilk gol sevincini yaşıyordu. Sarı kırmızılı ekip rakip kaleyi 35 kez yoklarken, maçın öne çıkan ismi kaleci Viviano ise mücadeleyi tam 10 kurtarışla noktalayacaktı. Okan Buruk ve öğrencileri adına bir deplasman daha açılmıştı. Ancak sırada çok daha güçlü bir rakip vardı. Valerian İsmail ile yollarını ayrıldıktan sonra Şenol Güneş'i yeniden takımın başına getiren Beşiktaş, Nev Stadyumunda Galatasaray'ın karşısına çıkıyordu. Otoriteler, zorlu derbiyi her iki takım adına da rüştünü ispat etme maçı şeklinde değerlendirirken,
Müsabakanın ilk yarısı iki takımın da birbirini tarttığı anlara sahne oldu. Icardi ve Cenk Tosun'un karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona eren ilk yarının ardından rakibine üstünlüğünü kabul ettiren taraf ev sahibi Galatasaray oldu. Hücum bölgesinde daha etkili olan sarı kırmızılılar, Arjantin yıldızı Icardi'nin bir kez daha sahne almasıyla mücadelede ikinci kez öne geçti. Son yarım saate 2-1 üstün giren Galatasaray, oyuncu değişiklikleriyle maçı tutmayı amaçlarken Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaptığı ofansif hamleler karşılığını bulmuyordu. Siyah-beyazlı ekip karşılaşmanın son bölümünde etkili olsa da Galatasaray bu sezonki ilk derbi galibiyetini almayı başarıyordu. Karşılaşmanın yıldızı ise attığı iki golle spot ışıklarını üzerine çeviren Mauro Icardi olmuştu. Derbi zaferi elde eden Galatasaray adına Dünya Kupası öncesi son maç Medipol Başakşehir'e karşı oynanacaktı. Rakip zorlu, formda ve sezonun en dişli ekiplerinden biriydi. Turuncu lacivertliler Emre Belezoğlu yönetiminde UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan, Sportoto Süper Lig'de de az gol yiyerek zirveyi zorlayan bir takım profili çiziyordu. Öyle ki oynanan 12 karşılaşmada rakipler Medipol Başakşehir filelerini sadece 8 kez havalandırabilmişti. Topa hükmetmeyi seven, kolektif oyun yapısıyla savunmadan hücuma çıkmayı seven bir takım görüntüsü veren turuncu lacivertliler, bireysel hataların damgasını vurduğu karşılaşmada kulüp tarihinin en ağır mağlubiyetini yaşadı. Sergio Oliveira, Kerem'e doğru gönderdi. Kerem kaleye baktı. Gol! Kerem! 14. dakika! Mükemmel bir gol! Kerem! Sarı kırmızılı camia karşılaşma öncesinde tek farklı galibiyetin bile çok değerli olduğu kanaatini taşırken mücadele 7-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona eriyordu. Sarı kırmızılı ekip ligin en az gol yiyen ekibine hem de deplasmanda 7 gol birden atma başarısı gösterdi. Sansasyonel bir sonuçla Fatih Terim stadından mutlu ayrılan Galatasaray, gövde gösterisine imza atarken son yılların en farklı galibiyetlerinden birini hanesine yazdırmıştı. Gollerin 3'ünü Kerem Aktürkoğlu kaydederken Icardi, Mertens, Abdülkerim ve Enda Yeşimiye kendi ağlarını havalandırarak maçın skorunu belirlemişti. Icardi'nin Kerem'e 4. gol öncesi yaptığı şık asist sezonun unutulmazları arasına giriyordu. Karşılaşmada Galatasaray'ın iki topu da direkten dönerken yıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek bir skor tabelaya yansımıştı. İlk 14 haftayı 27 puanla geçen Galatasaray bir kez daha ritim bulduğu haftaların ardından milli araya girmek zorunda kaldı. Son 3 haftada aldığı 3 galibiyetle zirve iddiasını çok güçlü bir şekilde ortaya koyan sarı kırmızılılar, ligin ilk bölümünü lider Fenerbahçe'nin 2 puan arkasında tamamladı. Dünya Kupası için verilen araya aldığı saha sonuçlarıyla moralli ve gelecekten umutlu giren Galatasaray da sadece puan tablosundaki durum değil, saha içi çeşitli istatistiklerde yakalanan rakamlar da memnuniyet verdi. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası için liglere verilen ara, Arjantin ve Lionel Messi'nin zaferiyle noktalandıktan sonra gözler bir kez daha Sportoto Süper Lig'e çevrilmişti. Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta sarı lacivertliler sahadan 2-0 mağlup ayrılıp önemli bir 3 puan kaybı yaşayınca haftanın kapanışında oynanacak Galatasaray İstanbulspor maçı zirvenin sahibini değiştirebilirdi. Zira öyle de oldu. Galatasaray'ın İstanbulspor'u sahasında konuk ettiği maçta
Taraftarlar bu sezon hemen hemen tüm iç saha maçlarında olduğu gibi Nev Stadyumunu hınca hınç doldurmuştu. Maça hızlı başlayan ev sahibi için ilk gol Mertens'in asistinde kritik anların usta golcüsü Bafétimbi Gomis'ten geldi. Bu golden 22 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Fransız golcü, skoru 2-0'a getirip takımını soyunma odasına net bir üstünlükle taşıdı. İkinci yarıda topu rakibe bırakan ve kontrollü bir oyun oynayan Okan Buruk'un ekibi, son anlarda Mehmet Yeşil'in golünü engel olamasa da 3 puanı hanesine yazdırdı ve haftayı Süper Lig'in zirvesinde noktaladı. Böylece 15. haftada ilk kez lider olan Galatasaray, sezonun geri kalanında o koltuktan bir daha inmeyecekti. İstanbulspor galibiyetiyle üst üste aldığı galibiyet sayısını 4'e çıkartan Galatasaray, sırasıyla önce Demir Grup Sivasspor deplasmanından, ardından da sahasında konuk ettiği Ankara Gücü'nden 2-1'lik skorlarla galibiyet almayı başarıyordu. Aralık ayındaki Sivas deplasmanından Barış Alper Yılmaz'ın 90+5'te kaydettiği golle uzatma bölümlerinde sevinerek ayrılan sarı kırmızılı ekip, MK'ya Ankara Gücü maçındaysa eski Galatasaraylı Taylan Antalya'nın erken golüne yine Barış Alper Yılmaz ve Bafétimbi Gomis'le cevap vermişti. Böylece galibiyet serisini 6 maça çıkaran sarı kırmızılı ekibin önünde zirveyi 1 puan geriden takip eden zorlu Fenerbahçe sınavı vardı. Gomis topla buluştu. Ceza sahasında Gomis. Bafétimbi Gomis. Gomis. Direkt ve gol. Bafétimbi Gomis. Sezon sonuna kadar süreceği o günlerde öngörülmeyen çekişmede ilk kozlar Ülker Stadyumu'nda paylaşıldı. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarım saatin ardından gol perdesi 32. dakikada açıldı. Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasının uzak bölümüne seken topa düzgün şekilde vuran Oliveira, kaleci Altay Bayındır'ı mağlup etmeyi başardı ve takımını Kadıköy deplasmanında öne taşıdı. İkinci yarıda Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi arasında sezon boyu sürecek muhteşem anlaşma ilk meyvelerinden birini verdi. Icardi'nin Kerem'in önüne bıraktığı topta kaleci Altay'ı mağlup eden Kerem Aktürkoğlu, Kadıköy'de asasını çıkartıp sihrini yapıyordu. Galatasaray adına büyülü anlar bununla da sınırlı kalmadı. 90+10. Dakikada Serdar Dursun'un hatalı geri pasında araya giren Mauro Icardi, açısını kaybetmiş gibi gözüktüğü pozisyonda topu iki direğin birleştiği yerden ağlara göndermeyi başardı. Galatasaray, ezeli rakibini kendi sahasında 3-0'lık net bir skorla geçmiş, puan farkını 4'e çıkarmış ve şampiyonluk yolundaki ilk ciddi sinyallerini bu karşılaşmada vermeyi başarmıştı. Derbi bitiyor, derbi sona eriyor, kazanan Galatasaray. İstanbul'da Kadıköy'de Fenerbahçe'yi derbide 3-0 yeniyor Galatasaray. ...4-2-3-1 oyun anlayışını oturtan, oyuncuların da birbirine ısınmasıyla durdurulmaz bir görüntü çizmeye başlayan Okan Buruk'un takımı, ilk yarının son haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Presli oyunu sonrasında aradığı golü Icardi'nin indirdiği topta Kerem'in ayağından bulan sarı kırmızılı takım, soyunma odasına gitmeden uzatma bölümlerinde 2 dakikaya 2 gol daha sığdırmayı başardı. Bu kez sahne İspanyol yıldız Juan Mata'nındı. Dubois'un ortasında kafayla farkı ikiye çıkaran Mata, Icardi'nin şutunda seken topu da tamamlamış ve takımını soyunma odasına 3-0 önde taşımıştı. Maçın skorunu tayin eden golse bir kez daha Gomis'in ayağından geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde çok sert vurduğu topu üst ağlara gönderen Fransız golcü, takımını 4 farklı galibiyete taşıdı. Galatasaray 19 haftada topladığı 42 puan ve 8 maça çıkan galibiyet serisiyle İlk yarıyı Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde tamamlıyordu. Gomis vuruyor, gol! Bafétimbi Gomis! Ara verilmeden başlayan ligin ikinci yarısında Galatasaray'ın ilk sınavı Fraport'a Antalya Spor karşılaşması oldu. Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi ortaklığı bu maçta da tribünleri dolduran binlerce taraftara harika bir gol seyrettirdi. Kerem'in ceza sahasına gönderdiği ortaya kafayla dokunan Icardi,
geç tuttuğu formunun zirvesinde bir performans ortaya koyuyordu. Bu golden 5 dakika sonra Fraporta Antalyaspor, Luis Adriano'nun kafa golüyle skora denge getirdi. Maçın skorunu ise Oliveira'nın kafa vuruşunda ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderen Floranus belirledi. Galatasaray sahadan bir kez daha galibiyetle ayrılmış ve sezonun ikinci yarısına da galibiyetle başlayarak serisini toplam 9 maça çıkarmıştı. Mauro Icardi, Galatasaray'ın golcüsü sahnede. Sonraki hafta sezonun ilk yarısında 1-0 mağlup olduğu Biteksen Giresunspor deplasmanına çıkan Galatasaray, Icardi'nin penaltı kaçırdığı maçta sahadan 4-0'lık skorla galip ayrılmasını bildi. Gol perdesini açan isim Mertens olurken, Dubois kariyerinin en güzel gollerinden birisini atarak farkı ikiye çıkardı. Galatasaray'ın iki kanat oyuncusu Raşitsa ve Yunus'a son anlarda farkı 4'e çıkarıyordu. Sarı kırmızılı ekip Süper Lig'in zirvesinde 4 puan farkla yoluna devam ediyordu. Okan Buruk'un ekibinin ligin 22. haftasındaki rakibi ise hangi kredi Ümraniyespor'du? Belki de kimse ligin en alt basamağında yer alan Ümraniyespor'un lider karşısında bu kadar dirayetli bir oyun ortaya koyacağını düşünmüyordu. 11. dakikada takımın öne geçilen Umut Nayır, Nefs tadını dolduran taraftarlara adeta şok yaşatıyordu. Abdülkerim Bardakçı'nın beraberlik golüne kısa süre sonra Oğuz Gürbulak'ta cevap veren Recep Uçar'ın öğrencileri devreye 2-1'lik skorla önde girmeyi başardı. Soyunma odasından Emre Taşdemir yerine Yunus Akgün, Milot Raşitsa yerine Leo Dubois tercihleriyle dönen Okan Buruk'un önünde ise maçı çevirmek ve galibiyet serisini sürdürmek için 45 dakika vardı. Tabii bir de takımın en ileri ucundaki Mauro Icardi. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde skora eşitliği getiren Arjantinli forvet, son bölümde Abdülkerim'in açtığı kavisi ortaya muhteşem bir dokunuş yapıp uzak direkte topu ağlarla buluşturmayı başarıyordu. Skoru 3-2'ye getiren takım için Nev Stadyumu tek bir ağızdan aynı şarkıyı söylüyordu. Fenerbahçe'nin de Adana Demirspor deplasmanında 1 puana razı olduğu haftayı kayıpsız geçen Galatasaray, zirvedeki farkı giderek açıyordu. Lider Galatasaray frene basmıyor. Ligde üst üste 11. galibiyet. 5 Şubat akşamı Nef Stadyumunda Trabzonspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup eden Galatasaray, haftayı kayıpsız atlatsa da o gece Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere 10 şehirde yaşanan deprem felaketinin acıları tüm ülkenin yüreğine düşüp ligi ve hayatı yarım bırakıyordu. Bu felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken, Atakaş Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü Süper Lig'den çekildiklerini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre, Atakaş Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü ile kalan haftalarda maçı olan takımlar hükmen galip ilan edilecekti. Aynı zamanda bu takımlarda forma giyen futbolcular, yerli statüsünde oynamak kaydıyla diğer takımlara geçici olarak transfer olabiliyordu. Galatasaray bu dönemde kadrosunu Atakaş Hatayspor'un sol beki Adekugbe ile takviye etti. Yıldızlarla dolu kadrosuna bir diğer flaş isim olan Zaniolo'yu da kiralık olarak katan sarı kırmızılar için şampiyonluk fısıltıları yavaş yavaş dillendirilmeye başlanmıştı. Fikstürde sıradaki maçı Gaziantep Futbol Kulübü karşısında olan Galatasaray, maçtan hükmen galip ayrılarak hanesine 3 puan daha yazdırdı. Sarı kırmızılı ekip uzun bir aranın ardından Kasımpaşa maçıyla yeşil sahalara döndü. İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçta devre arasında Yunus Akgün yerine sahaya giren Nicolo Zaniolo çıktığı ilk resmi maçta golle tanıştı. Kendi hazırladığı pozisyonda Raşitsa'dan aldığı pasta topu net bir vuruşla ağlara gönderen İtalyan yıldız takımına 3 puanı getiren isim oldu. Bu skorla Galatasaray galibiyet serisini 14 maça çıkarırken teknik direktör Okan Buruk da kulüp rekorlarını alt üst etti. Ancak her peri masalının bir sonu vardı. Zaniolo! Zaniolo attı! Oyuna girdi, ikinci yarıda golle attı! Galatasaray formasıyla ilk golü, ilk maç, ilk resmi sınav!
İkinci yarıda Okan Buruk'un müdahalesiyle Yunus'un yerine oyuna girmişti Nikolo Zaniolo. 128 gün sonra gol sevinci yaşıyor. En son 3 Kasım'da geçen yıl Roma formasıyla UEFA Avrupa Ligi grup maçında Ludogorets mücadelesinde gol atmıştı. Şampiyonluk yolundaki rakibi Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kayıplarıyla zirvede 9 puanlık bir fark açan ve iyice rahatlayan Galatasaray, 26. haftada Araban.com Konyaspor deplasmanına konuk oldu. Kaptırılan topta hızlı organize olan Sarı Kırmızılar, Milot Rashica'nın golüyle skoru 1-0'a getirdi ve soyunma odasına bu skorla üstün gitti. İkinci yarıda oyun disiplininden kopmayan ev sahibi ekip, Bruno Paz'ın derin pasında topu ağlara gönderen Soner Dikmen'in golüyle skorda dengeyi yakaladı. Maç bu skorla tamamlanacak denilen noktada ise sahneye Oğulcan İlgün çıktı. Bruno Paz'dan aldığı pası düzeltip muhteşem bir vuruşla topu ağlara gönderen Oğulcan, Galatasaray'ın galibiyet serisine noktayı koyan isim oluyordu. Fenerbahçe'nin de 3 puan alarak geçtiği hafta sonunda fark yeniden 6 puana inmişti. Galatasaray'ı 2-1 mağlup ediyor Konyaspor, 3 puanın sahibi oluyor. Bu mağlubiyetin Galatasaray üzerinde nasıl bir etkisinin olacağını görmek üzere gözler sonraki hafta oynanacak Adana Demirspor maçına çevrilmişti. Ligin etkili ekiplerinden lacivert mavililer İstanbul'a mutlak galibiyet parolasıyla geliyordu. Maç beklendiği gibi yüksek bir mücadeleye sahne oldu. Ancak Galatasaray aradığı golü bir türlü bulamıyordu. Ta ki 86. dakikaya kadar. 5. oyuncu değişikliği hakkını da ikinci yarıda kullanan Okan Buruk, 74. dakikada orta sahanın göbeğinde Oliveira Micho değişikliğine gitmişti. Dakikalar 86'yı gösterdiğinde ise Micho takımını öne geçiren golü kaydetti. 90+8. Dakikada Nicolò Zaniolo'nun ayağından gelen gol ise skoru tayin ediyordu. Konya deplasmanında yara alan Aslan, evinde Adana Demirspor'u 2-0'la geçip zorlu bir 3 puan hanesine yazdırmayı başarıyordu. Zaniolo gol! Zaniolo! Ayağının tozuyla geldi, oyuna girdi, attı. Taraftar önünde ikinci maçı yine attı, penaltı attı. Nicolò Zaniolo! Oyuna giriyor, golünü atıyor. Bunu ikinci kez yapıyor. Birisi hafta arasında oynanan, sonraki iki hafta ise Galatasaray için adeta gövde gösterisi şeklinde geçti. Önce Yukatel Kayseri Spor'u evinde 6-0 mağlup eden Okan Buruk'un öğrencileri, Corendon Alanya Spor deplasmanından da 4-1'lik skorla galip ayrılıyordu. Yalnızca 5 güne tam 10 gol sığdıran Galatasaray için işler yeniden yoluna girmiş gibi gözüküyordu. Okan Buruk ve öğrencileri 30. haftayı 69 puanla, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider tamamlamıştı. Galatasaray Alanya'da hata yapmıyor. Zirve yarışındaki yolculuğuna devam ediyor Galatasaray. Galatasaray'ın 31. haftadaki rakibi tüm sezon hücum yollarında gösterdiği etkili performansa dikkat çeken Pirlo'nun çalıştırdığı Vavakars Fatih Karagümrük'tü. Mbaye Diagne-Fabio Borini ikilisi ligdeki pek çok takımdan daha fazla gol atmış şekilde Galatasaray deplasmanında da sıralarını bekliyordu. Maça Kerem'in ayağından bulduğu erken bir golle başlayan Galatasaray, 12 dakikada yediği üst üste gollerle büyük şok yaşadı. 18. dakikada skoru eşitleyen Diagne, eski takımına karşı attığı golde sevinmezken, Borini önce 26. dakikada, ardından da 4 dakika sonra iki güzel golle sahneye çıktı. İlk yarım saat geçirdiğinde skor tabelasında 3-1 konuk ekip üstünlüğü yazıyordu. Okan Buruk oyuna müdahale etmezken, soyunma odasına gidilmeden Oliveira'nın kaydettiği gol Sarı Kırmızılı ekibi ikinci yarı için umutlandırmıştı. Icardi'nin 67. dakikada penaltı kaçırdığı karşılaşmada Sarı Kırmızılı ekibe 1 puana getiren gol Sacha Boey'in ayağından geldi. Son bölümde galibiyet baskısını artıran Sarı Kırmızılı ekip golü bulamadı ve taraftar sahadan birer puanla ayrıldı. Bu skor, Galatasaray'ın bu sezon puan bıraktığı yalnızca 7. karşılaşmaydı. 6 gollün atıldığı maç bitti, kazanan yok. Galatasaray için sezonun en kritik karşılaşmalarından birisi 32. haftada Vodafone Park'ta oynandı. Üst üste aldığı başarılı skorlarla şampiyonluk yarışında ben de varım diyen Beşiktaş'ı mağlup etmeleri halinde şampiyonluk yolunda dev bir adım atılacaktı. Tribünler tıklım tıklım, Galatasaray ise alışıldık oyunundan taviz vermeyen bir yapıda sahadaydı. Nitekim Sarı Kırmızılı ekip 20. dakikada Icardi'nin golüyle öne de geçti.
Ancak bu golden sonra adeta kontak kapatan Okan Buruk'un ekibi, Romain Saiz'in attığı gole engel olamayarak soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü tamamen rakibine kaptıran Galatasaray, 58. dakikada yine geriden çıkarken kaptırdığı bir golle geriye düştü. Maçın sonucunu ise duraklama dakikalarında Vensan Abubakar belirledi. Sarı kırmızılı ekip bu haftayı da adeta cepten yiyerek geçiyordu. Beşiktaş Abubakar'la 3-1 yapıyor. 33. haftada iç sahada Medipol Başakşehir'i ağırlayacaktı Galatasaray. Bir gün önce en yakın takipçisi Fenerbahçe, Giresun deplasmanında 2 puan bırakmıştı. Böylece Aslan için zirvede yeniden farkı açma ihtimali doğmuştu. Tıklım tıklım dolu Nef Stadı'nda rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan sarı kırmızılı ekibe 3 puana getiren gol penaltı vuruşundan Icardi'nin ayağından geldi. Zirvede avantaj bir kez daha Aslan'ın oluyordu. Galatasaray 1-0 önde. Mauro Icardi. Süper Lig'de 15. golü. Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi 1-0. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimi sebebiyle Sportoto Süper Lig'de 34. hafta maçları hafta içi mesaisine sahne oldu. Haftanın açılış maçında Galatasaray İstanbulspor deplasmanındaydı. Birkaç hafta önce Kadıköy'den puan çalarak zirve yarışını kaderine etkileyen Boğalar karşısında oldukça zorlu bir 90 dakika bekliyordu Okan Buruk ve öğrencilerini. Ancak bu sınavda Mauro Icardi yine kurtarıcı rolünü üstlendi ve Galatasaray kritik bir virajı daha kayıpsız döndü. Arjantinli oyuncunun ikinci golü öncesi Victor Nelson'un İstanbulspor atağını keserken yaptığı müdahale ise sezonun kırılma anlarından biri olarak akıllara kazındı. Mauro Icardi! Arjantinli yıldız takımının ihtiyacı olduğu anda yine devrede. Çok iyi bitirdi pozisyonu. Gol ustası Icardi. Ligin 34. haftasında rakip Demir Grup Sivasspor'du. Arda arda yaşadığı puan kayıplarıyla düşme hattının ateşini derinden hissetmeye başlayan ve oldukça eksik bir kadroyla Nef Stadyumu'na gelen Rıza Çalınbay ve öğrencilerine karşı Galatasaray yine Icardi ile sonuca gitmeyi başardı. Son düzlükte adeta şampiyonluk modunu açan Arjantinli yıldız, 13. dakikada attığı golle takımını öne geçirirken 63. dakikada da oldukça zor bir pozisyon ve dar bir açıdan yaptığı kafa vuruşuyla skoru tayin etti ve Aslan artık şampiyonluk için geri sayıma geçti. Galatasaray kazanıyor. Şampiyonluk yarışından dev bir adım atıyor sarı kırmızılar. Ligin 36. haftasında başkent Ankara'daydı Galatasaray. Düşme tehlikesi yaşayan Ankara gücüne konuk olan sarı kırmızılı ekip, Icardi ile maçın hemen başında öne geçerek şampiyonun fitilini ateşledi. Ankara gücünün birkaç dakika sonra gelen beraberlik golüne rağmen sahadaki inancı sarsılmayan Galatasaray'da Icardi bir kez daha sahneye çıktı ve devre arasında sarı kırmızılı ekip 2-1 önde girdi. Yoğun yağış altında oynanan mücadelede zemin her geçen dakika ağırlaşmasına rağmen Galatasaray, yıldız isimlerinin şampiyonluğa olan sarsılmaz inancıyla oyunun son bölümüne doğru önce Barış Alper Yılmaz'la farkı 2'ye çıkardı, Oliveira ise 23. şampiyonluğu perçinleyen golü kaydetti. Galatasaray, Volkan Bayarslan'ın son düdüğüyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında başkent Ankara'da 23. kez Süper Lig'in en büyüğü oldu. Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın artık önünde son bir sınav kalmıştı. Sarı Kırmızılılar harika geçen bir sezonu taçlandırmak istiyordu. Bunun için ligin son maçında oynayacakları bir Fenerbahçe derbisinden daha iyi bir fırsat bulunamazdı. Galatasaray, olası bir Fenerbahçe galibiyetinin ardından kendi taraftarı önünde kupasına kavuşmanın hayalini kuruyordu. Sarı lacivertliler ise ligde hedefinden sapmıştı belki. Ancak George Jesus ve öğrencileri için de derbi, taraftarı teselli etmek için bulunmaz bir fırsattı. Mücadele öncesi yapılan değerlendirmelerde derbinin iki takım için de zorlu geçeceği öngörülüyordu. Fakat Galatasaray adına mücadele beklentilerin aksine oldukça rahat geçti.
derbinin perdesini usta bir vuruşla İtalyan yıldız Nicolò Zaniolo açtı. Zaniolo cezaladı, gol pozisyonu vurdu. Gol! Nicolò Zaniolo! Zaniolo attı. Galatasaray 1-0 önde. 28. dakikanın son saniyeleri. Nicolò Zaniolo! İkinci gol ise taraftarın sevgilisi Mauro Icardi'den geldi. Fenerbahçe'den Luan Perez'in kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktığı mücadelede son sözse ceza sahası dışından attığı harika golle Zaniolo'nun oldu. Nicolò Zaniolo sürattı, perde karşısında. Zaniolo açardı, buldu. Zaniolo! Mükemmel gol! Nicolò Zaniolo! 3-0, mükemmel vurdu. Çok sert vurdu. 3-0 oldu maç. Zaniolo! Sarı Kırmızılılar Fenerbahçe'yi ilk maçta olduğu gibi 3-0 mağlup ederek Şampiyonluk Kupası'na kavuşacakları geceyi taraftarı için daha da özel kılmayı başardı. Derbide Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti sevgili seyirciler. Ezeli rakibini farklı yeniyor Galatasaray. Şampiyonluk yarışında haftalarca mücadele ettiler. Salı akşamı geçen salı Ankara'da şampiyonluğu ilan eden Galatasaray kendi evinde derbide ezeli rakibini farklı mağlup etti. Galatasaray'ın şampiyonluk seremonisi de oldukça coşkulu geçti. Ünlü sanatçılar ve özel şovlarla şampiyonluğu doyasıya kutlayan Galatasaray, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kupaya uzanarak sezon başında koyduğu hedefe ulaşmış oldu. Yaz bir reçete. Akşam yemekten önce, sonra ve her anında yanımda istiyorum. Haydi Cimbom, ellerin hepsi havada, en iyi kardeşim.
şimdi. Artık Galatasaray'ın sıradaki hedefi Ali Samiye'nin Türk olmayan takımları yenmek sözünün ışığında Şampiyonlar Ligi.